Islah için tohumu alınan tescilli kestane kabağı tatlıya dönüştürülüyor. Belli bir zaman içerisinde dışarıdan toz aldığı zaman e, kabak şeyini kaybedebiliyor, özelliğini kaybedebilir. Biz de bunu saflığını korumak için izoleli alanlarda bunu ektikten sonra, hasat ettikten sonra, kesip e, çekirdeğini aldıktan sonraki aşamada geriye kalan etli kısmı normalde dışarıda e, piyasalarda veya işte bazı fabrikalar istedikleri zaman götürüp Bizim arkadaşlar e, satmaya çalışıyordu fakat satılmadığı sürece arta kalan kısım mecburen çöpe gidiyor çünkü dayanıklı bir ürün değil. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü, kabakların meyve kısmının atık haline gelmesinin önüne geçmek için kurduğu tesisle 2023'te 6 bin kavanoz çıtır kabak tatlısı üretti. Kestane kaba ile ilgili görevimiz bunun orijinalliğini kaybetmemek. Özellikle izoleli alanlarda ekiyoruz. Ektikten sonra ıslahçı arkadaşlarımız tip dışı olanlara ayırarak saf özellik gösteren çeşitleri seçerek hasat ediliyor. Hasat aşamasından sonra bu çeşitler enstitümüzde depolanıyor. Enstitü Müdürü Bülent Cengiz, tatlı üretimiyle hem ekonomik bir ürün elde ettiklerini hem de geri dönüşümle sıfır atağa katkı sağladıklarını belirtti iki sene öncesinde bir küçük tesis kurarak buraya e, çıtı kabak haline getirdik. Böylece kaba yüzde yüz olarak işlemiş oluyoruz. Yani hiçbir ürün e, çöpe de gitmiyor. Herhangi bir şekilde geri dönüşüm gibi düşünebiliriz aslında. Ayrıca piyasaya da küçük de olsa bir katkımız oluyor. E, hem e, vatandaşımıza sağlıklı, e, daha uygun fiyatla bir ürün de üretmiş oluyoruz.